Yüzyıllık Cumhuriyet tarihini ekonomi açısından ele aldığımız seride e, Profesör Doktor Seyfettin Hocamızla birlikte olacağız. E, Seyfettin Bey ile biz bugün e, istihdam ilişkilerini baz alan bir söyleşi yapacağız ama e, başka onunla ilintili başka alanları da ele alacağız. Böylece şimdi başlayalım hocamla. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye nasıl bir ekonomi devraldı diye başlayalım. Valla yani ille bir sıfat yakıştırmak gerekirse oldukça geri bir ekonomi devraldı. Hatta perişan bir ekonomi devraldığını bile söyleyebiliriz. Neden böyle diyorum? Bir kere birincisi nüfusun çalışabilir nüfusun yüzde sekseni hatta biraz daha fazlası tarımda ayrıca tarımda ama tarımda da küçük kendini ancak geçindiren aile çiftlikleri var ya da kısmen ancak ticari pazara yönelik üretimde yapan küçük orta büyüklükte çiftlikler var. Bunların sayıları yüz binleri hatta milyonları buluyor. Çok az sayıda neredeyse yok gibi bir şey Tarım mekanizi olmamış. Traktör sayısı yani tek tek saysanız sayabilirsiniz. Keza diğer tarım aletleri de öyle. Yani teknoloji tarım teknolojisi son derece ilkel bir teknoloji. Kentte tabi bazı kentlerde kısmen bir nüfus var ama bu kentler hani İstanbul'u dışarıda tutarsak aslında bir kasaba büyüklüğünde e, kentler. Burada gayet e, e, şeye dayalı yani e, tarım dışında imalat sanayi diyemeyeceğim buna ama imalat kesimi yani çeşitli malları üreten işte giyim olabilir Hı. alet edevat olabilir Daha başka şeyler olabilir. Ayakkabı vesaire. Bunları sanatkarlar hala yapıyor. Yani Osmanlı döneminden kalma ee, sanayi tesisi diyebileceğimiz tesis sayısı son derece az ve çok küçük. Hı hı. Kısmen 19. yüzyılın sonunda bir tekstilde e, bir gelişme hı hı. oldu, hı hı. kumaş dokuma vesaire sanayinde. Ama sonuçta e, manzara bu. Peki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki beşeri sermaye nasıl? Şimdi nüfus, hı hı. evet bu çok o, haklısınız bu soruyu sormakta nüfus. Şimdi bir kere 1927 sayımında var. İlk nüfus sayımı 1927. Dolayısıyla 22'de ne kadar nüfus vardı tam bilmiyoruz ama kabaca 27'de 14 milyon olduğunu ve herhalde 13 milyon falandı. Ve bu 1914'teki Osmanlı döneminde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına tekabül eden alandaki nüfusun altında bir kere bir nüfus. Büyük bir nüfus kaybı söz konusu. Bu nüfus kaybının üstelik Miktar o kadar yani bir boyutu miktar tabii bir kere Birinci Dünya Savaşı'nda önemli bir kayıp yaşandı. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda insani kayıp o kadar büyük değil ama tabii orada da kayıp var. Sonuçta 7-8 yıl sürdü ama daha da önemli beşeri sermaye açısından daha önemli bir sonuç. 1 milyon 200 bin aşağı yukarı Ermeni nüfus yaşıyordu 1914'te. 1,5 milyon Rum nüfus vardı. E bunları biliyorsunuz Ermeni nüfusla birkaç yüz bin ya kaldı ya kalmadı. 1922'ye geldiğimizde Rumlardan da bu meşhur işte nüfus mübadelesi bir anlaşma yapıldı Yunanistan'da. O bir buçuk milyon İstanbul'daki ve iki ada Bozcaada ve e, Gökçeada e, İmroz'daki şey hariç e, küçük Rum nüfus hariç esas İstanbul'da tabi vardı. Onlar hariç bütün Rum nüfusta Yunanistan'a gitti e, yaklaşık bir küsur milyon bir buçuk milyona yakın ama biz sadece 500 bin Yunanistan'dan bize geldi. Şimdi tabii miktar olarak bu da büyük bir kayıp ama şunu da vurgulamakta yarar var. Gene Osmanlı istatistikleri gösterdiği gibi bu Ermeni ve Rum nüfusta okur yazarlık ve hmm. profesyonel meslekler vesaire eğitim düzeyi Türk Müslüman nüfusa göre daha yüksekti. Hmm. Yani bir de oradan bir de network'ler gitti yani bunlar hmm. zanaatkardı, evet. tüccardı vesaireydi. dolayısıyla son derece geri uzun lafın kısası hmm. Cumhuriyet 1922 23 yılında ilan edildiğinde Son derece geri, yüzde seksen küsürü nüfusun tarımda olduğu, tarımda da e, mekanizasyonun, makineleşmenin olmadığı, ilkel yöntemlerle tarım yapıldığı, kentlerde sanayinin olmadığı büyük ölçüde çok az var. Büyük ölçüde zanaatların, klasik geleneksel zanaatkarların çalıştığı, işte bir de tabii memurlar var, devlet memurları onlar da küçük bir azınlık. ya yani Bundan ibaret bir ekonomi devraldı cumhuriyet. Tamam sonra peki sonrasında biraz daha köyden kente göç gelişiyor ama o ara da Şimdi neler tabii olur? bir kere bu yüz yüzyıllık bir şeyden bahsediyoruz tarihten. Bu tabii uzun bir tarih. ama bir bakıma da o kadar da uzun olmayabilir daha çünkü ekonomik kalkınma, ekonomik tabii. sistemler çok daha geriye gidiyor tarihte ama sonuçta şunu söylemem lazım ilk başta ya da sonuçta değil. Bu yüzyıl içinde biz çok farklı ekonomik sistemler deneyimledik. Bunların bir kısmı hele ilk yıllarda kısaca söyleyeceğim. Bugünkü genç ve orta kuşağın hatta benim kuşağımda hiç yaşamadığı sistemler. Hatta genç kuşakların hayal bile edemeyeceği ekonomik sistemler, kurallar, dünyalar vardı. Ee, hemen e, özetleyeyim çok kısaca. Bir kere 1929'a kadar ekonomik sistem e, bizim Osmanlı'da ne geçerliyse oydu. Yani neydi bu sistem? Bir dışı açık. Gümrük vergileri son derece düşük. İhracat ithalat serbestisi var. Sermaye akımları serbestisi var. Ee, şey e, söyleyin e, döviz ee, dolayısıyla para ayakkum serbest olduğuna göre döviz piyasası var. Evet. Türk lirası serbest piyasada değeri belirleniyor döviz kur. Şimdi bugünküne çok benzer bir sistem. Ama bundan hiç memnun değildi tabii Cumhuriyet. Ee, yönetimi, Cumhuriyeti Kuran Ekip, Cumhuriyet hükümeti. Ee, ama neden bunu kabullenmek zorunda kaldı? Lozan anlaşmasının bu bir parçasıydı. Çünkü orada ee, çok ısrar edildi sistem bozulmasın oh. diye karşı taraf. Hı hı. Ee, bizim tarafta ancak 5 yıllığına da bunu kabul, kabul etti. etti. Ha neden memnun değillerdi? Ne oldu 29'da? E tabii çünkü bu, bu kadar gümrük vergilerinin çok düşük olduğu, dışı, açık bir hı. ekonomide Türkiye'nin sanayileşemeyeceğini düşünüyorlar. Çünkü almış başını gitmiş Avrupa'da sanayi bir düzeye gelmiş. Rekabet etmeniz mümkün, mümkün değil. değil. Onun için iç pazarı korumamız lazım. Sanayi ancak böyle gelişir. Bu tabii Almanya'ya da 19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya'nın hızla sanayileşmesinin de şeyi var. Vakası var akıllarda. Bunun teorisi de var. Dolayısıyla zaten kararlıydılar. 5 yıl dolur olmaz, 1929'da doldu ve hükümet çok ciddi gümrük vergilerini arttırdı. Yeni bir sisteme geçti. Koruma altına aldı iç piyasayı. Artı Merkez Bankası kuruldu. Artı sermaye giriş çıkışları serbestisi son buldu. Sabit kur. Merkez Bankası'nın sabit kur rejimine geçtik. Merkez Bankası da bundan sorumlu olarak kurum olarak devam etti. Şimdi bu yepyeni bir sistem. Ee, yarım yüzyıl sürdü. Tabii. Ne zamana kadar sürdü? Ee, 1980'e kadar sürdü. Peki ama biz bundan önce bir istihdamın yapısı nasıl değişti bu arada? Bi, tabii Biraz ki bir kere maksi. şunu söyleyeyim. İşsizlik yani bugün en önemli sorunlardan biri. Şimdi son yıllarda enflasyon öne çıktı ama ondan önce işsizlik bir numaralı sorunuydu toplumun. Evet. E şimdi sekseni köylülerden oluşan bir toplumda işsizlik tabii ki gündemde değil. Çünkü çalışıyorlar bu Çalışıyorlar. İşte, ha Ne değil kadar değil. kazanıyorlar? Nasıl geçiniyorlar? Ayrı bir konu. Oraya geleceğim çünkü 1930'larda büyük bir şok yaşandı. Tabii. Bunu da bugünkü oh. kuşak bilmez, hayal de edemez ne olduğunu. Ee, ama e, kentlerde de zaten sanayi yok. Ücretli Hı e, ee, işçilik çok az var tabii bir yüz binden ibaret aşağı yukarı. Dolayısıyla işsizlik çok uzun süre 1950'lere kadar hiçbir zaman aslında ekonominin gündeminde olmadı. olmadı. Tabii başka şeyler oldu. Ee, 50'lere geleceğim artık. 50'lerden hmm. itibaren aslında e, Türkiye ekonomisi hem sanayileşmeye hem modernizasyona başlıyor. Daha önce başladı ama çok şeydi, sınırlıydı. Ee, esas önemli genç kuşakların da bilmesi gereken Cumhuriyet iktisat tarihinde 1930'lu yıllardır. 1933 dahil, <laughs> 30-33. Şimdi bizimkiler 1929'da hükümet ekonomiyi kapatmaya karar verdi. Ee, zaten Merkez Bankası da kuruldu ama bağımsız falan değil tabii hükümete bağlı. O zaman böyle şeyler, kavramlar yok yani faizi de hükümet aslında belirliyor. Kur zaten sabit. Dolayısıyla bir dışa kapalı komuta ekonomisi ne girdik. Fakat hemen ardından bu 29 Ekim'den itibaren başladı gümrük, yeni gümrük tarifeleri. Ama aradan birkaç hafta geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kıyamet koptu. Borsa çöktü. New York borsası ve e, gelişmiş ülkeler çok ciddi bir depresyona girdiler. O meşhur büyük bunalım dediğimiz yıllar. Burada hayal edilemeyecek olan ne? Bu büyük buhran deflasyon dönemi aynı zamanda. Evet. Deflasyon ne demek bilmiyorum. Kaç kişi biliyor? Enflasyonu çok iyi biliyorlar da deflasyon demek şu demek. Fiyat seviyesi mutlak olarak düşüyor. Yani şöyle örnek vereyim. Ekmek 10 lira. Aradan 3-5 ay geçiyor. Ekmek 9 lira oluyor. Sonra 8 lira oluyor. Sonra 7 lira. Veya buğdayın kilosu 5 lira. Aa bir bakıyorsunuz bir yıl sonra 2,5 lira. 5 liradan. Şimdi bu tabi bizim ita bize de yansıdı mı? Bu yansıdı. Neden yansıdı? E çünkü e tarım ürünlerinin şeyi ne? Koruyucu kurumlar var mesela hmm. Toprak mahsulleri Ofisi var ne bir şey var. Tabii ki olduğu gibi uluslararası tarım fiyatları bizim tarım fiyatlarını etkiledi. Hmm. O kadar ki tahıl, arpa, buğday vesaire aşağı yukarı bir yıl hatta bir buçuk yıl içinde yarıya düştü. Hmm. Şimdi tabii o küçük ortak öyle hatta büyük piyasaya ya pazara e, ürün satan Çiftçiler ki unutmayın nüfusun yüzde sekseninden bahsediyoruz. Muazzam bir yoksullaşma içine girdiler. Gelir kaybına girdiler. Buna karşılık kentte tabii ki ücretli çalışan az sayıda ama memurlarda bir altın çağ yaşandı adeta. Tabii. Neden altın çağı yaşandı? E siz memur maaşı 100 lira alıyorsa deflasyon oldu, ekmek fiyatı düşüyor diye indirir misiniz maaşı? Tabii ki indirmezsiniz. Alın dolayısıyla dolayısıyla reel olarak çok ciddi bir e, ücret artışları oldu. Evet. Bunu özel sektör de tam ne olduğunu anlayamadığı için çok geç ancak yanıt verdi. Burada hani az sayıdaki ücretli işçi de Hı. yararlandı. E onlar da o Çağı tabi o yılları bir çeşit altın, altın çağı. çağı olarak hafızalarına kaydettiler. Bunu Bunun bir de bilinmesinde yarar var. Çünkü böyle bir sistem bir daha zaten hiç böyle bir dönem yaşanmadı. 1950'lerde hakikaten önemli bir dönüşümdür. Sanayileşme daha önce başladı. Çünkü 1930'da efendim iç pazarı koruyalım gümrük vergilerini yükselttik. Şimdi umuyor ki hükümet artık özel teşebbüs e, yatırım yapacak, işte fabrikalar kuracak, içeride üretim e, bakıyorlar ki bir şey olduğu yok. E neden? Yani çok fazla bir şey olduğu yok doğrusu. Neden yok? E çünkü birikimleri yok, sermayeleri yok. Daha önceden bir sermaye birikimi olmamış. Yani ticarette de yeterince sermaye birikimi olmamış. Bu birikim vardı daha çok azınlıklarda, Türklerde de vardı ama azınlıklar tabi gidince, gidince sermaye, sermaye de gitti. gitti, gitti. Şimdi böyle olunca ne yapalım diyorlar. Ya, 1930'da e, Sovyetler hızlı sanayileşmeye geçmiş. E, planlar yapıyorlar. Planlı kalkınma, sanayileşme. E, bizimkilerin de dikkatini çekiyor. 1932'de e, Cumhur Reisi Mustafa Kemal şey Atatürk e, Başbakan İnönü İsmet Bey onu maliye bakanı ile birlikte Moskova'ya yolluyor. Hmm. Git bak bakalım. Evet. Orada ne yapıyorlar? Bize oradan bir şey yarar olur mu diye biz de fuzatmayalım, anlaşma yapılıyor. Sovyetler Birliği hem kredi veriyor hem teknisyenler yolluyor. Evet. Uzun lafın kasası devlet eliyle sanayileşmenin tohumları evet. daha doğrusu ilk adımı 1932'de bu ziyaretle yapılıyor ve 34'te de şey başlıyor. Devlet biz bunlara daha sonra kamu iktisadi teşebbüsleri Teşebbüsler dedik. Diyoruz, evet. Kitler onların kuruluşu başlıyor. E bugün bile hatırlar artık genç kuşak da bilir. Sümerbank deyince evet. herhalde bilirler Etibank. ne olduğunu. Özellikle tekstilde, hmm. şeker fabrikalarının kurulması vesaire böyle bir hamle var ama bu tabii çok yani o yüzde seksen'i tarımda olan nüfusun içinde bir küçük damla ama bir ilk adım. 50'ye geldiğimizde hala Türkiye'nin nüfusunun yüzde sekseni köylü çiftçi. hala. Ama oradan itibaren artık hızlı bir ivme kazanıyor. Hızlı bir sanayileşme başlıyor ama önce tarımda mekanizasyonla başlıyor. Hı. 2000 traktör vardı Türkiye'de 1950'de. 2-3 yıl sonra 40 bine çıktı. Tabii ki diğer tarım aletleri de sayılarını Ona tek gerekir. tek vermeye gerek yok onlar. E ne oldu, nasıl oldu? E çünkü bir bir kere nüfus artıyor. Nüfus arttıkça biraz önce daha doğrusu başında söyledim 13 milyon herhalde. Hı hı. Şeye geldiğinizde 22 milyonuz 1950'ye geldiğimizde. E bu nüfus bizim topraklara ekilebilir topraklara göre çok az. Yani ekilmeyen topraklar var. Nüfus büyüdükçe aslında oralarda köylü nüfusu yeni genç kuşaklar açtılar onları o tarlalar ama hep hala ilkel teknolojiyle geleneksel yöntemlerle üretim yaparak. Ama şeye geldiğimizde 1950'de tabi siyasi arka planda unutmayın biz şeye girdik Avrupa. Konseyi, işte Batı'nın hmm. müttefiki olduk vesaire. Marshall yardımından hmm. yararlandık. Ee, birikmiş bir de ikinci Dünya Savaşında onu geçiyorum çünkü savaş koşulları, enflasyon, hani deflasyon hmm. anlattım da ilk çılgın enflasyonu ne zaman yaşadık? İkinci Dünya Savaşında yaşadık hmm. tabii. Neyse onu geçelim. Ee, geldiğimizde şeye 1950'lere. O savaşta tabii ithalat kısıldı. Hı Zaten zorunlu olarak kısıldı. Akdeniz savaş meydanı. İki tarım ürünleri savaş nedeniyle ihraç ettiğimiz. Zaten tarımdan başka bir şey ihraç ettiğimiz yok. E, arttı mı fiyatları? Arttı. Biz de bir güzel rezervler biriktirdik mi dolarları. Biriktirdik. Onları da yeni hükümet Demokrat Parti hükümeti bir güzel ithalata harcadı. Makinaları getirdi, traktörleri vesaireleri. Tabii arada lüks Amerikan arabaları da gelmeye başladı. İlk defa o zaman ki kuşak yani ben hatırlıyorum çocukluğum ben 1949 doğumluyum. E i̇şte 4-5-6 yaşlarına geldiğimde sokakta tek tek o Impalaları, Chevroletleri görmeye başladık. Ee, sonra tabii o, o suyun şeyi bitti değirme değirmenin suyu Büs, bitti. Değirmenin suyu bitti ama sonuçta şeyde mekanizasyonla birlikte tabii hızla tarımsal üretim arttı. Çünkü geniş ek, ekilebilir alanlar var ekilmeye E artıkça nüfus da artma çok güçlü bir nüfus artışı var. Önemli bir Olay dönüm noktası Türkiye'nin hem ekonomi hem toplumsal tarihinde tarımdan köyden kentlere göç başladı. Çok hızlı bir göç başladı ve bu göç hala aslında devam ediyor. Tabii son dönemde yavaşladı hatta bir parantez açarsak bugün İstanbul'da koşullar o hale geldi ki yaşam koşulları şimdilik çoğunluk, Özellikle düşük gelirler, acaba İstanbul'dan Anadolu'ya gidebilir miyiz diye düşünmeye başladılar. Peki, cehaletimi bağışlayın ama belki biraz da açmak da gerekebilir. Yani o kadar iyi üretim yapılıyordu, tarımda makineleşme başlamıştı, gelirler de güzeldi filan Neden gene de kentlere göç başladı? Çünkü nüfus bir kere bir, tarımda mekanizasyon varsa daha az insanla daha çok üretim yapıyorsunuz Hı. demektir ve giderek tabi toprakların şeyi de eriştik limitine ekilebilir top. Ne zaman eriştik onu da söyleyeyim 1960'ların başında eriştik. Ondan sonra o günden bugüne biz kentleşme nedeniyle aslında ekilebilir alanlarımızın yüz ölçümünü giderek yitiriyoruz. Hmm, tabii. Önce tabii. Önce tabi bu çok yavaş başladı ama son yıllarda ne kadar hızlandığını biliyorsunuz. Bunu herkes bilir kendi şehrinde, kentinde eskiden Tarım alanları, tarlalar bugün e, sitelerle <laughs> evet, doldu. Evet. Fabrikalarla doldu. Neyse. Ee, onun için başladı göç. Ee, nüfus artışı da dediğim gibi çok yüksek. Fakat bu artış tamam kitleri de kapatmadı. Demokrat Parti aksine geliştirmeye devam etti. Kamu iktisadi teşebbüslerini. Ama e, başka bir o 1950-54 çok ilginç bir yıldır, dönemdir. Çünkü bir büyüme çok yüksek bu tarım üretimindeki büyük artış sayesinde iki Kore Savaşı başlıyor. Hmm. Kore Savaşı başlayınca tahılların fiyatları artıyor. Dünya. Çok. E biz de tahıl zaten üretiyoruz, satıyoruz. Tütün, mütün neyse, pamuk onları satıyoruz. E iyi bir zenginleşme oldu. Çok ciddi bir refah artışı oldu. Bu da işte o Demokrat Parti'ye oy veren kitlerin hafızasında altın bir çağ olarak kaldı. O kadar ki bu 1954'te Demokrat Parti tekrar oylarını artırarak seçimleri kazandı. Ama savaş bitti, fiyatlar düştü. Merkez Bankasındaki rezervler bitti. Ondan sonra bizimkiler hala tabii büyüme peşinde koştukları için başladılar makro dengeleri bozmaya, enflasyon artmaya başladı. E, sabit kurdasınız. Tabii. Giderek içeride tabii ki e, ithal çifte şey başladı piyasa, kara borsa, döviz. Çünkü komuta ekonomisinde gene hayal bile edemezler. Cebinizde öyle bir Türk lirasını koruma kanunu çıkmıştı Hı -hı. ki 1930'larda. Eğer cebinizde polis bir dolar bulursa bir dolarlık banknot hapse giriyordunuz. Şimdi dolayısıyla öyle dövizi al Türk lirası ver dövizi al dövizi ver Türk lirası bunlar böyle şeyler yok. Döviz Tabii kara borsaya düştü çünkü Merkez Bankası ithalatçı firmalara Anladım. işte tabii. gidiyor ben şu kadar ithalat yapacağım şu dönene diyor. O da sabit kurdan veriyor Hı -hı. enflasyon almış yürümüş Türk lirası aşırı değerli tabii ki kara borsa oluştu ithal mallarında kara borsası oluştu. Bu tabii rüşvetlere yol açtı. Evet. Ankruger diye bir ünlü Amerikalı iktisatçı vardır Hı -hı. hala yaşıyor. O gelmiş bitti 1979'larda iktisat literatürüne Türkiye'de yaptığı gözlemler sayesinde şey alanını açtı. Corruption alanı, rüşvet. Nasıl ekonomide olumsuzluklar yaratır vesaire. memurların ücretleri artmıyor, enflasyon hızlı, giderek geriliyor. Tam aksi 1930'ların şeye girmiyorum siyasi demokrasi ne oldu işte özgürlükler Yok insan hakları falan filan ama ilk defa tabii o dönemde sonunun nasıl bittiğini biliyoruz dönemin ama ilk defa Türkiye iş gücü piyasasının ortaya çıktığı Hı. ve şekillenmeye başladığı Çıktı. yıllar 1950'li yıllardır. Şimdi o dönemde tabii böyle TÜİK hani halkı işgücü gücü anketi istatistikleri yapmadığı için henüz 1989'da başlayacak. Hı hı. E, nüfus sayımlarından bu dönemde hı. bakılıyor. E, de ortaya çıkıyor. Hı hı. Önce yüzde üç, dört, beş giderek 1970'lerin sonuna doğru geldiğimizde hakikaten yüzde sekiz, dokuza kadar işsizlik oranının arttığını ve işsizliğin toplumsal bir yavaş yavaş sorun haline Geldiğin. geldiğini görüyoruz. Ee, tabii bu arada o dönemde önemli bir şey daha var. Bu göçle birlikte istihdam piyasası açısından e, tarımdan geliyor aileler kente. Tabii gece kondurlara, çeperlere önce yerleşiyorlar. Ee, erkekler işte ya fabrikada çalışıyor ya işte bakkallık yapıyor ya işte başka bir hizmet alanında <laughs> çalışıyor ee, ama kadınlar eğitimli mi gelen kadınlar değiller. Kısma okur yazar bile değil. İlk okulu bile zor bitirmiş veya bitirmemiş. Ee, bunlar tarımda çalışıyorlar mıydı? Köydeyken çalışıyorlardı. Kente geldiklerinde çalışıyorlar mı? Hayır. Onun için baş aşağı gitti bizim hmm. kadınların iş gücüne katılımı. katılım. O kadar ki yüzde yirmilere kadar düştü. Yani düşünebiliyor musunuz? Kentsel kesimde 100 tane kadın çalışma yaşında yani 15-65 yaş arası 100 tane'den ancak 21-22 tanesi çalışıyor. çalışıyor. Tabii o çalışanlar da aslında eğitimli olanlar. Tabii. Çünkü giderek de bir taraftan eğitim Kadınlarda da tabii gelişiyor. Yüksek eğitimde e, tabii ki büyük ölçüde kadınlar da e, iş gücüne katılıyor. Ya çalışıyorlar ya iş arıyorlar. Şimdi dolayısıyla e, ücretlere gelince de aslında bu dönem Türkiye'de işte dedim ya yani sanayileşme başladı gelişme. Şöyle özetlenebilir 1950-1980'e kadar 79... Ortalama %5 büyüdü Türkiye. Kimisinde tabii çok hızlı büyüdü sözünü ettim 1950'lerin ilk yılları sonra 60'ların işte ikinci yarısı ilk yılları yani başarılı dönemlerde oldu başarılı dönem ama ortalama %5 büyüdü. E Nüfus da zaten kabaca %2'nin üstünde artıyor. Ee, nüfus artışı şey kişi başına gelir artışı %2,7 oldu yani kesin bir rakam biliyorum çünkü bizim Hı -hı. kitapta hesapladık yazdık. E şimdilik bu az gibi görünebilir her yıl gelir reel yüzde iki artıyor ama bunu 20 yıl da ne olur 25 beş yıl ne olur <laughs> e çok rahatlıkla tabii ki iki katına anlamlı bir şey. E, e, i̇ki katına tabii. çıkar. Ben çocukluğumda da bunu gördüm. Yani 1950'lerde ben ilkokuldayken e, işte Balıkesir'de ilkokulu okudum. Bizim yaşam şartlarımız, bizim aile, anne baba, öğretmen e, o zaman işte trenlerde hangi mevkiye biniyoruz? Hmm. Yani onu da söyleyeyim. O zamanlar trenlerde üç mevki vardı. Hmm. Onu bilmez geçmiş uşağım. Üçüncü mevki tahtaydı. İşte Ahşap. <laughs> Ahşap koltuklar vardı. E şimdi oradan nereye geldik 25 yıl sonra onu görüyorum yani o %2,7'yi. E sonra evet. bir 25 daha koy 50 yaşına geldiğimde nereye geldim? Tabii ki kalkındık. Hı -hı. Ee, önemli bir refah artışı evet, oldu. Şey işte. ha, bu ne kadar eşit dağıldı topluma falan ayrı bir konu. Ama 1979'a geldiğimizde işte her ne kadar imalat yani yarısı hala devlet teşebbüsü öbür yarısı özel kesim. Ama korunan bir ekonomi işte koç vesaire şeye başlamış. içeride evet. otomobil üretmeye. üretmeye Dolayısıyla o 50 yılda Türkiye bu kapalı komuta ekonomisinde ha finansal piyasa yok hani iş hmm. gücü piyasasından bahsettik ama onu da söyleyeyim. Çünkü hala döviz giriş çıkışı kontrol altında böyle istediğiniz gibi dışarıya sermaye çıkartamazsınız. Giren sermaye yok, finansal piyasada yok. ya yani borsa yok, işte tahvil bono yok gibi bir şey bunlar. Devlet para ihtiyacı olduğu zaman Merkez Bankası'na hazine kağıt parçalarını veriyor. Al bunları diyor, bunlar borç senedi, ver bana paraları diyor, alıyor. Onları piyasaya sürüyor. O zaman enflasyon azıyor vesaire. Yani o 50 yarım yüzyılda o 30 yılda daha doğrusu 1950 1980 30 yılda dediğim gibi bir tabii ki ciddi kalkınma oldu değişti Türkiye daha kentsel daha kısmen sanayileşmiş bir toplum haline geldi hep aynı sistemdeyiz ama ne kadar başarılıyız? E şimdi böyle bakarsan başarılıyız. Ama dışarıya bakarsan Başka ülkeler acaba ne yaptı bu arada? Peki ona gelmeden ben şeyi sorabilir miyim? Tabii. Şimdi arada bir tabii yönetimler değişti, asker karıştı filan. 61 Anayasası oldu. Bir örgütlenme, işçi örgütlenmelerinin örgütlenmesi. Doğru, önü haklısınız. Falan. Bunun istihdama bir ivmesi İstihdamdan katkısı, ziyade ücretlere tabii. Ne nasıl Tabii ki yansıdı. haklısınız. Bunu orada da bir dönüm noktası var. Bu, bu dönüm noktası ne 1950'lerde yaşanmadı tabii. ki. Bu 61 anayasasının getirdiği özgürlükler ortamında özellikle bunun önderliğinde Bülent Ecevit yapmıştı. CHP'nin o koalisyon hükümeti 61-63-65'e kadar 65'te Adalet ve Partisi Süleyman Bey Demiral tek başına geldi iktidara uzun yıllarda sonra başbakanlık Hı. yaptı zaten. O dönemde işte ilk defa Türkiye'ye sendikal haklar, sendika kurma özgürlüğü, toplu sözleşme hakları vesaire ilk defa o zaman girdi. Yani düşünün 1960'ların başı, e bu Avrupa'da 19. yüzyıldan beri mücadeleler sonucu, büyük mücadeleler, ayaklanmalar sonucu elde edilmiş bu haklar. E biz de neden bu kadar geciktik? E bir bakıma da şöyle tabii ortada işçi sınıfı yok ki. Hı -hı. Yani 1930'larda işte biraz e önce anlattım. E şey 50'lerde başlıyor tabii ve onun içinde artık evet. bu görmezden gelinemez hale geliyor. E bir de rejimi de siz demokratik ve özgürlükler bir rejimi Ona göre bir anayasa yapmışsınız. Tabii ki o zaman oluştu. Ha bunun etkisi ne oldu? Tabii ki. Bu sendikalaşma ve toplu sözleşme en azından bunun mevcut olduğu kesimlerde ücret artışları, reel ücret artışlarının e, olduğunu da gördük. Yani bu yüzde %5 büyürken Türkiye aslında e, çalışan sınıfa, emekçi sınıfı da e, ayrılan pay bunların sayesinde e, oldukça adildi öyle diyeyim. Hmm. E, ama tabii şeyi de unutmayalım. Zaman zaman bu ciddi sorunlar da yarattı. 1969 yılı İzmit'ten başlayan İstanbul'a da gelen o zaman sanayi bölgeleri orada kuruluydu. Büyük bir işçi yürüyüşü, ayaklanması yaşandı. Grevler artmaya başladı vesaire ve çalkantılı bir döneme girdik ama mesele sadece grevler değil bir de başka tabi i̇şte gençlik olayları <laughs> 1970'li yılların <laughs> siyaseten onları siz herhalde ayrı bir programda zaten konuşacaksınız ben bir de ithal ikamesinin istihdama nasıl etkilediğini Vallahi isterim. şimdi tabi doğrudan ithal ikamesi istihdamı etkilemiyor ama dolaylı olarak şöyle etkiliyor İthal ikamesi biraz önce söyledim <laughs> ne demek e, hesap Pazarı koruyalım iç pazarı. Nasıl koy Yüksek gümrük vergileri. Koydunuz hatta ithal yasakları bile var bazı mallarda yani. Bırakın gümrük vergisini yüksekliğini E şimdi ne bekliyorsunuz? İçeride daha önce ithal edilen malların içeride üretilmesini bekliyorsunuz. İthal ikamesi bu demek. Kavram bunu söylüyor. E bu gerçekleşti mi? E 1930'ların ilk yıllarında gerçekleşmedi ama 50'lerde, 60'larda gerçekleşti. Gerçekten. Nitekim işte biraz önce söyledim mesela otomobil, çamaşır makinesi, hmm, bilmem tabii buzdolabı zaten. falan bunları üretmeye başladık. İlk yıllarda hatta bir plan bile yapmaya başladık. Hmm. gittik dışarıdan Tim Bergen'i getirdik. İşte o 5 yıllık plan DPT kuruldu. Evet, Devlet Planlama, Planlama Teşkilatı. 5 şey. yıllık planlar bu planlar tabi Sovyet planları gibi, sosyalist planlar gibi değil. Ama kamu sektörü için işte zorunlu şu kadar yatırım yapacaksın, şuraya yapacaksın. Özel sektör için yol gösterici. Öyle niteleniyor. Bu planlarda yapılmaya başladı. İlk 63'tür ilk planın şeyi. 63-68 başarılı bir plandır ithal ikamesi hı hı. açısından. Ama ondan sonraki yıllarda ne bekliyorsunuz ithal ikamesinden? Bir nispeten hızlı sanayileşme. Tabii. Yani giderek daha fazla ithal ettiğiniz malı içeride Üretim. üretir hale geliyorsunuz. Hı. Bir. Iki, onu bekliyorsunuz. iki e, şeyi bekliyorsunuz. İthalat azalacağı için Tabii. cari Denge dış ticaret dengesi de açık vermesin. Halbuki evet. Türkiye 50'den itibaren açık vermeye başladı. Hı hı. Kriz dönemleri hariç. Şimdi bu ikisi de aslında sonunda olmadı. İlk hı hı. başta olur gibi oldu. Neden olmadı? E kardeşim çünkü içeride sen bu malları e, ürettikçe nihai mallar e bunların ara malları var. O mallar daha ileri teknoloji gerektir. E onları ne yapacaksın? İterce ithal üretmen zor. Onun için dışarıdan alacaksın. Üretilmiş. <laughs> e i̇çeride <laughs> üretim, sanayi üretim arttıkça ithalat da artıyor bu sefer. Tabii. Sonunda ne oldu? Tekrardan büyük cari açıklar vermeye başladık. E, dolayısıyla aslında sanayileşmek için şimdi oraya tekrar dönelim. Hani Hı, evet. biz evet böyle bakarsak başarılıyız. Refahımız arttı ama diğerleri ne yaptı? E, bizden çok daha iyiler oldu ortaya çıktı. Evet özellikle Güney Kore evet. Tayvan 1900 büyük bir savaş yaşadı ikiye bölündü 1960 yılında Güney Kore'nin kişi başına geliri bizimkinin yarısı yanlış hatırlamıyorsam biz 500 dolarda gibi biz onlar 250 dolarda aradan işte 30-40 yıl geçti onlar 30 bin dolar oldu biz bir ara 10 bin dolar olur gibi olduk 12 falan sonra daha gibi. düştük Evet işte belki 12 bin dolar olacağız bu yıl bilmiyorum. Yani uzun lafın kısası bir taraftan da çok başarılıyız. Onun için vasat bir başarı, vasat bir ekonomik kalkınma performansı olarak değerlendirmek lazım. Peki onlar ne yaptılar? Farkı neydi? E Çünkü onlar sanayileşmeyi ihracatı oturttular. Ve bu teknolojiyi de geliştirmelerini hızla yol açtı teknolojiyi geliştirmek için eğitim lazım. Bakıyorsunuz ortalama eğitim yılı Güney Kore'de o zaman 1960'larda bizimki kadar bile değil ki biz çok gerideyiz zaten. Hı hı. 40 yıl sonra bakıyorsunuz biz çıka çıka 8 yıla çıkmışız onlar 12 yıla çıkmış. Yani ayrıca kalitesinden de hiç söz etmiyorum. Yani sadece miktar önemli değil. Kalite Tabii. de önemli. Tabii. E biz pizza testlerinde hala gerilerdeyiz atlarda bir yerdeyiz kore yukarıda yarışıyor. Yani tabi e, tabii daha söylenecek çok şey var. Enflasyon bizde bir patlıyor, krizlere yol açıyor. E, şimdi unutmayın 1980'lere kadar gelebildik. E, yani ondan sonrasına da tabii geçmemiz lazım ama 80'e geldiğimizde manzara şuydu. 1979 yılı büyük bir kriz kapalı komuta ekonomisi iflas etmiş evet. muazzam bir cari açık bunda sadece petrolün de suçu yok çünkü o herkesi etkiliyor, herkesi etkiliyor. Ee, ondan sonra enflasyon yüzde yüzü bulmuş gayri safi yurt içi hasıla yüzde beş küsur küçülmüş ciddi bir işsizlik ortaya çıkmış iflas Sistem iflas etmiş. Şimdi beğeniriz beğenmeyiz. Çok eleştirildi ama Türkiye'nin yeni bir sisteme geçmesi kaçınılmaz Gerçekten. hale gelmişti. Öyle veya böyle. O yeni sisteminde işte biliyorsunuz o zaman eski DPT müstişarı Turgut Özal. Sonra da Demirel'in kurduğu azınlık hükümetinde 1980 yılının başında meşhur 24 Ocak kararları. Mesela Türkiye ekonomisi yeni bir sisteme adım adım geçti. Ne bu sistem? Dışa açık ekonomi. Piyasa ekonomisi. Piyasa, ekonomisi. piyasa ekonomisine öykünme var tabii devralınan sistemde piyasa falan yok. yok evet. Ama adım adım işte 89'da tekrar sermaye hareketleri serbestisi oldu. Önce o Türk Lirası Koruma Kanunu unuttum şimdi yılını 80'lerin ortasında şey kaldırdı ana hükümeti hı. çünkü onu da hatırlatalım genç kuşaklara e, Turgut Özal 24 Ocak'ta Demirel'in ekonomi bakanı olarak bu sistemin kuruluşuna geçti ama çok sürmeden meşhur 12 Eylül tabii. 1980 darbesi e, tabii ki Demirel Ecevit ne kadar politik lider varsa şeyi boyladı evet. partiler yasaklandı ama bir kişiyi generaller paşalar ...devam ettirdiler Turgut Özal. Soru onundan da memnun kalmadılar... ...çünkü banker skandalı çıktı. çıktı ee, evet. Genç kuşak... ...bulsun Netflix'ten falan... Banker, o. Kastelli. ...banker... ...banker kastelli banker... E, ...şey komediler... ...çok evet, hoş komediler evet. çıkmıştı. Neyse o vesileyle Turgut Özal'ı da yolladılar... ...ama evdeki hesap çarşıya... Tut, ...tutmadı. Ee, çünkü şey kendi kurdukları parti işte yeni bir anayasa malum yapıldı. Hı hı. E artık tamam çok partili rejime seçimlere giriyoruz dendi. Hesap kurdukları kurdurdukları partinin kazanmasıydı. O hesap hı hı. tutmadı. Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi 1983 seçimlerini kazandı ve Özal yoluna devam etti. Yani bu siyasi gelişmeyi hatırlatmak istedim. Hı hı. <laughs> devam etti 89'da Türkiye artık tamamen bir e, dünya ekonomisine entegre olmuş bir şey haline geldi. Ekonomik sisteme çünkü artık hem Türk lirasını koruma kanunu yok. Tabii o da bir sorun yarattı çünkü çok hızlı geçtiğimiz kanaati yaygın iktisatçılar arasında yeterince derin bir finans piyasası yok. Konuşma. Cari denge hala çok açık veriyor. Enflasyon hala çok yüksek. Özal onu indirmeyi beceremedi ve son derece oynak 89'a geldiğimizde bütün o 12 Eylül rejiminin dayattığı reel ücret kayıpları %25 reel ücretlerde kayıp oldu. Onun revanşını aldı işçi sınıfı 1989'da ...muazzam bir ücret artışı oldu. Hmm. Şimdi bu koşullarda... ...siz tabii ihtiyacınız var dış kaynağı diye. Serbestleştirirseniz... ...sermaye akımları... ...ondan sonra da bu ekonomiyi yönetemezsiniz. Meselesi. Nitekim yönetemediler. 90'lı yıllar biliyorsunuz... ...çok ciddi ev yapımı krizlerdir. Evet. 94, 90 94. 99... ...en son da 2001. Hmm. Şimdi dolayısıyla... ...o ayrı bir tartışma konusu tabii ama... Sonuçta biz çok farklı bir sisteme geldik. Bizden önceki kuşak da şimdiki genç kuşak da bu sistemi biliyor. Hı hı. Ee, tabii çifte para sorunu da çıktı dolarizasyon. Tabii. Çünkü siz bu kadar enflasyonu belirsiz fiyat istikrarını sağlayamazsanız döviz kuru bir dönem alıp başını gidiyor bir dönem düşüyor. Bir sürü belirsizlik var. E bu durumda insanlar da tabii ki döviz, bu sefer tasarruflarını dövizde hı hı. tutma yoluna gittiler. Olduk biz çift paralı, çifte paralı bir sistem. Hı hı. Türk lirasına güven son derece azaldı. Hı hı. Tabii ki 2001 reformu, 2001 krizi aslında yine bu sistem içinde kalmak şartıyla çok önemli bir dönüm noktasıdır. Belki onunla tamamlayabiliriz. Yani günümüzü herkes yaşadığı için belki artık tarihi bir şeyi tarihten çıkabiliriz. 2001 krizinde ayrıntılara, teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Gene ev yapımı bir krizdi. Hmm. Yani biz yarattık onu. Daha doğrusu biz derken hükümet yarattı. Hükümette kim var? DSP, Bülent Ecevit hükümeti, hmm. Demokratik Sol Parti var. Milliyetçi Hareket Partisi var ve Anavatan Partisi var. Bazı şeyleri sürdüremediler. IMF ile aslında anlaşmış durumdayız 2000'in başında. Enflasyon çok yüksek, düşürmeye çalışılıyor. Bunun bedelini uzun lafın kısası kısadan hisseye geçiyorum. Bunun bedelini öde ödemek istemediler bir bedeli olduğunun farkında olduklarından evet. da emin değilim evet. hükümet olarak sonunda kıyamet koptu biliyorsunuz önce 1900 2000 kasım ayında bir takım bankalar battı hı hı. ardından e, alelacele IMF e ciddi bir para yolladı evet. e, tekrardan ama bizimkiler gerekli tedbirleri almayı reddettikleri için zaten piyasada faizlerde de alıp başını gitti. Ee, döviz kuru yarı sabit çünkü söz vermiş Merkez Bankası 18 ay için her gün ben bu kurdan alıp satacağım satacağız. diye ee, onu bir taraftan tutturabilmesi için e, enflasyonun hızla düşmesi lazım. O plana uymuyor. Tamamen Şeye hazır bir bomba. Saatli bomba Türkiye ekonomisi. E ne oldu? Bu da tabii bir tetiğe ihtiyaç vardı. Şubat'ın bir günü tarihinde Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'ın bir toplantıda bir anayasa tartışmasına girdikleri basına yansıdı. Ve o gece kıyamet koptu. 7,5 milyar dolar evet. uçtu o gece. Tamam. Ondan sonra tabii Türk lirası ertesi gün bütün o Merkez Bankası şeylerini reddetti o yarı sabit kur rejimi terk edildi. Muazzam bir enflasyon patlaması ve kur patlaması ile enflasyon patlaması ortaya çıktı. 2001 krizi meşhur. Hı hı. Ve hükümet havlu attı. Hı hı. Yani gerçekten hı hı. havlu attı. Hı hı. Nasıl hı hı. havlu attı? Bir IMF ile alelacele yeni bir anlaşma yoluna gitmek durumunda. İki, bu ekonomiyi kim yönetecek? Bu işin başında kim olacak? ...kimin olduğunu biliyorsunuz. Hı. Bülent Bey önceden tanıdığı... ...güvendiği... E, ...halen o dönemde Dünya Bankası'nın... ...başkan yardımcılığını yapan... Hı. ...Kemal Derviş'i... ...Washington DC'den getirdi. Ve büyük reformlar... ...yapıldı hakikaten. Bunda IMF değil... ...Kemal Derviş ve... ...Türkiye Bürokrasisi'nin... ...ekonomi bürokrasisinin şeyidir. Bu reformları kimse küçümsemesin... ...Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı yani politika faizini, hmm. hedefi hükümetle beraber belirlenir. Enflasyon hedefi amaç fiyat istikrarıdır. Tamam ama bir kere bu hedef belirlikten sonra Merkez Bankası'nı rahat bırakacak hükümet. <laughs> bu bir devrimdi Türkiye tarihinde. Evet. Aslında hükümet havlu atmasaydı çünkü siz 50 yıl 80 yıl kapalı ekonomide yaşamışsınız. Sadece o Osmanlı'dan kalma 1923-29 dönemi öyle şey. Mali disiplin de var o dönemde. Unuttum. Çünkü ödüp atlıyor Cumhuriyet kurucularının borçta. Tabii. Mali disiplin var. Ya o kısa dönem hariç biz başka bir şey bilmiyoruz zaten. Merkez Bankası'nda ay telefonu, al paraları. <laughs> Şimdi onun için devrim. Ve o devrim sayesinde zaten biz enflasyonu nihayet 40 yıl sonra yüzde altılara kadar düşürmeyi başardık. Hı hı. Ama bu devrim tamamen tepeden inme. Bu toplum farkında mı? Hayır. E, şey e, siyasetçiler bundan hoşlanıyor mu? Kaçıyan hoşlanmazlar. E, dolayısıyla o havluyu atmasaydı, o koşullar olmasaydı bu yeni Merkez Bankası yasası da geçmeyecekti. Geç, geç. Ama sonra ne oldu? İşte sonra aradan 20 yıl geçtikten sonra ırmak tekrar evet. yatağına döndü. döndü. Şimdi bakıyoruz işte ne olacak diye. Ee, onu belirtmiş olayım. Tabii aynı zamanda o reformların içinde mali Kamu maliyesi şeffaflaştırıldı. Kurallar kondu. Öyle Merkez Bankası'na evet. hazine bonoyu verecek, parayı alacak. Öyle yok dendi. Hazine çıkartırsa piyasaya bono tahvil çıkartır. Hı hı. Vesaire yani uzun lafın kısası kur esnekliği yüzde yüz sağlandı. Evet. Enflasyon hedeflemesine geçildi. Enflasyonla mücadele için. Tabii ki başka banka Bankaya yeni yasa getirildi. Ya bu az bu şey değil. 2001'de ne kadar hatırlıyorsunuz bilmiyorum. 70 tane banka vardı tabii, Türkiye'de. Tabii. 35 tane kaldı. E, Onlar da çok sıkı bir rejime sokuldu. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'yi 2002'den itibaren ta 2009-10'a kadar yani o büyük depresyon bizi dış sok olarak etkiledi. Şey büyük resesyon 2007-2008 <laughs> ama çabuk çıktık ondan. Neden çıktık? Bu kurumlar sayesinde. Evet, geçti, Peki bu kurumlar iktidar değişti mi o arada? Değişti çünkü 2002 Kasım seçiminde Tabii. o havlu atan hükümet partilerini Tabii. seçmen yok etti. Yok. Onun yerine yüzde otuz dört oyla zaten o yüzde on barajı da var. İki parti Tabii. barajı geçebildi. Hı -hı. Ve birinci gelen parti Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. O gün bugündür iktidarda zaten. Ama o ilk yıllarda ne IMF anlaşmasını bozdu. Tabii. Ne bu kurumlara dokundu. dokundu. Doğru. Ve en başarılı büyüme ve kaliteli büyüme dönemlerinden birini yaşadı Türkiye. Onu da ıı, not edeyim. 2003 2007 dahil hem çok yüksek büyüme hem verimliliğe dayalı büyüme hem enflasyonun istikrara kavuştuğu bir dönem. Ha sonrası Artık herkes biliyor galiba. Bilmiyorum <laughs> isterseniz oralara da girebiliriz. Yok oralara girmeyelim. Ben gene biraz istihdama dönelim evet. istiyorum. Şimdi tabii ki Türkiye'de iş gücü piyasası kuruldu mu 50'lerden itibaren yavaş <laughs> yavaş ortaya çıktı mı? Çıktı. E, Nereden baksan sanayide de gelişme oldu. Ücretli kesim bir kere artık hani 1920'lerde, 30'larda tamamen marjinaldi. E çoğunluğa geçti. Bugün aşağı yukarı çalışanların yüzde 60'tan fazlası ücretli. ücretli. Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli her <laughs> neyse. E şimdi böyle bir piyasada tabii ki e, istihdam çok önemli. E, i̇stihdam çok önemli çünkü bir taraftan Türkiye hala nüfusu artan bir ülke. Evet. Yavaşladı nüfus artışı ama hala artıyor. Bu ne demek? Her, her yıl yeni bir 15 yaş üstü kuşak ekleniyor iş gücü piyasası. E, bunların bir kere erkek takımı... Ee, tabii ki 2015'ten sonra mı artık o yok 18'den sonra giriyor. Şimdi o yıllarda 15'ten itibaren de çoğu giriyordu piyasaya çalışmaya başlıyordu ya da iş aramaya başlıyordu. Eşimlik kadınlar tamam düştü düştü ama onu sonrasını söylemedik. 2000'lerin aşağı yukarı ortalarından itibaren hatta başlarından itibaren kadınların iş gücüne katılımı oranı da artmaya başladı. Yani hem şeyler giderek eğitim çünkü gelişti kadınlarda ortalama eğitim. İçlerinde yüksek öğrenim mezunu kadınların büyük bir hızla arttı payı. Bu arttıkça tabii ki katılım arttı. O kadar ki şöyle söyleyeyim yüksek öğrenim şimdi yüzde otuz beşlerdeyiz hani yüzde yirmilere kadar düşmüştü. Her yüz kadından işte 21-22'si çalışıyordu 1970'lere gelindiğinde. Şimdi yani. 35'e geldik. Ama e, eğitim düzeyleri itibariyle katılıma baktığımız zaman bizim Avrupa'nın en kötü en düşük kadın iş gücüne katılım oranlarına sahip iki ülkesi vardır. Bu ülkeleri ben size tahmin et desem edersiniz. Biri İtalya biri Yunanistan. Hı. Hı hı. %50 küsurlardadır. 55 falan. Biz hala 35'teyiz. Hmm. Ama yüksek öğrenim kadınlarda iş gücüne katılım oranlarımız hemen hemen eşit. Hmm. Dolayısıyla bir eğitim düzeyi yükseldikçe tabii katılıyorlar ama son yıllarda o 2010'lardan sonra düşük eğitimli kadınlar da iş gücüne daha fazla katılmaya başladı. Şimdi dolayısıyla lafı nereye getireceğim? İş gücü hem nüfus nedeniyle hem kadınların iş gücüne katılımındaki artış nedeniyle artıyor mu her yıl? Artıyor. artıyor. Kabaca 700-800-900 bin artıyor. Siz bu kadar istihdam yaratmalısınız ki hiç olmasa işsiz sayısını sabit tutun. Hmm. E bu kadar istihdam yaratmak demek %2, buçuk daha fazla hatta istihdamı arttırmak demek her yıl. E bunu arttırmak için büyümeniz lazım. E, bu büyümenin de kaliteli ve uzun ömürlü olması için verimliliğe önemli ölçüde dayalı olması lazım. E, bu şu demektir en az yüzde beş altı yani ben şimdi teknik ayrıntılara girmiyorum. Yüzde beş altı büyümeniz lazım. Yüzde beş altı ortalama tabii her yıl böyle olmayabilir. Bir, bir yıl dört olur bir yıl yüzde yedi olur. İşte bir yıl beş olur altı olur tamam ama bu düzeyde yapmanız lazım. Şimdi bu sözünü ettiğimiz yıllarda hele doksanlarda. Ee, ve 2000'lerin işte o büyük resesyonun etkili olduğu 2008-2009 yılında tabii ki böyle olmadı. Çünkü bu krizlerde biz bu büyümeleri tutturamadık, tabii. ciddi şoklar yaşadık ve dolayısıyla e, şey e, işsizlikte i̇şsizlik. bazı dönemlerde bu kriz dönemlerinde patlama yaptı. Evet. Ama hala yüzde 9-10 civarındayız. Ve hala bizim kadın işgücüne gücüne katılımımız geride. Dolayısıyla e, istihdam işgücü gücü piyasası açısından ve işsizlik sorunu itibariyle Türkiye hala ciddi bir başarı yakalayabilmiş değil. Çok daha düşük ülkeler, başarılı ülkeler var. Ha bizden daha beterleri de var mı? Var mesela. İspanya, Yunanistan daha beter bizden ama e, Almanya ile Avusturya ile bunun Hele Almanya ile karşılaştırmak istemiyorum. Peki ben bir de şunu yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi e, gelişimine baktığında hani tarım toplumuydu. Tarımda çalışıyordu. E, önemli istihdam bir bölümü tarımdaydı. Sonra sanayileşme oldu. Orada şimdi hizmetlerde bir yoğunlaşma görüyoruz. Tabii. Yani bunun nasıl? Haklısınız. E, bir bir kere sadece Türkiye için değil genelde gelişmekte olan ülkelerde de hatta bazı gelişmiş ülkelerde de sanayisizleşme fenomeni diye bir sorun, bir gözlem epey bir süredir iktisatçılar arasında tartışılıyor. Şimdi normali nedir? Yani iyi örnekler ya da tarihteki başarılı örnekler önce sanayileşirsiniz. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçersiniz. Tabii ki paralel olarak hizmetler de gelişir bu dönemde ama esas ana gövde sanayi olur. Sanayinin payı gayri safi yurt içi hasıla içinde en büyük paydır. Çalışanların çoğu artık sanayide çalışır. Ha sonra zenginleştikçe tabii giderek hizmetlere olan talep artmaya başlar. Tatiller, oteller, işte ne bileyim ben daha sonra internet çıktı, o cep telefonu. E, da iş yok 40 bin liralık cep telefonu daha iyi işte bilgisayar laptop bilmem tabii. o bu falan e tabi o zaman da ne oluyor hizmetlerde tabi şunu da küçümsemeyeyim Eğitim ve sağlık da hizmetlerin içinde olduğu için evet. tabii ki zenginleştikçe daha iyi eğitim, daha pahalı eğitim, daha sağlık, daha, daha çok harcama vesaire tamam. Normali budur. Şeylerde de böyle oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün yüzde yetmişe yakın ha finans bir de unuttum. Finans da hizmettir. Tamam. Finans nasıl gelişti ya yani 50 yıl öncesiyle bankalarla bu, bugün aynı mı? Değil. Neyse sonunda gelişmiş ülkeler, zengin ülkelerde ne oluyor? Tarım %3-4 çalışan sayısı, sanayide de yüzde işte yirmi civarında, Hizmet. gerisi yüzde yetmişi hizmetlerde. Şimdi erken sanayi seçilme meselesi geriden başlayan, geç kalmış bir ülke, Türkiye böyle bir ülke, sanayi kuruyor kuruyor, %24-25'lere çıkıyor. Hala ama tarımda yüzde yirmi küsur nüfus duruyor. Ondan sonra sonra o yüzde %25 25'e geldikten sonra sanayinin payı azalmaya başlıyor ve hizmetler büyük bir süratle yükseliyor. Türkiye bunu yaşadı. Başka ülkelerde de yaşandı. Şimdi bu tabii erken sanayisizleşme evet. adını veriyoruz bu olguya. Şimdi yani bu iyi bir şey sağlıklı bir şey değil. değil. Yani biz zenginleşmeden önce hizmetlere evet. girdik. Bugün tabii Türkiye'nin geldiği, Cumhuriyet'in yüzyılda geldiği e, düzey e, elbette küçümsenmemeli. Ama başka ülkelerle karşılaştırdığımız zaman vasat bir başarı olarak gözüküyor. Bir de sadece ortak alama gelir e, çok şey değil, e, yeterli bir gösterge değil. Orada vasat bir seviye değilse hala ama bir de bunun bölüşümü eşitsizliği, gelir eşitsizliği hem kişiler arasında Avrupa'da, bir numarayız gelir eşitsizliğinde hem bölgeler arası olağanüstü gelir eşitsizlikleri ve işsizlik eşitlikleri var. Buna hiç girmedim işgücü piyasasında. 26 bölgede hmm. 26 bölgemiz var. Hmm. Güneydoğu, Mardin, Şırnak, Siirt vesaire bölgesinde ve birkaç diğer bölgede işsizlik oranı yüzde otuzdur. Batı'nın bazı yerlerinde Manisa, Kastamonu, Bartın bilmem ne yüzde 7-8'dir. Hmm. Yani uçurumu görebiliyor musunuz? Aslında evet. Türkiye'de bir tane iş gücü piyasası da yok. Aslında çok sayıda iş gücü i̇ş piyasası, gücü piyasası var. var.